Evet sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin en doğal programı, en çok izlenen yöresel programı Servet'le Bizim Eller başlıyor. Bu hafta neredeyiz sevgili seyircilerimiz? Bu hafta Yalangoz köyündeyiz. Yani Yalancıkoz köyündeyiz. Yalangoz köyündeyiz. Yanımızda muhtarım, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocamızı bir tanıyalım. Şehit Kamil Yalangoz Mahalle Muhtarı Mehmet İlgin. Mehmet İlgin. Evet. Ben dün aradım kendisini sevgili seyircilerimiz, dedim böyle böyle, dedi hıyar tarlasına gel. Direkt sen de şey vurgu ama oradan şeye gel, hıyar tarlasına gel. Evet. Sabah geldin, dedi ki muhtarım biz kahvaltı yapmadık, ne yiyecek? Burada balcan çok diyor, temetos da çok diyor, evet. Hıyar da çok diyor. Baktı biz balcan temetos ne alır, sabah kahvaltısı yapacak. Evet, biz her zaman için sabah kahvaltısını tarlada yaparız. Patlıcan, domates, biber, pişirik. Çok doğru. İyi olur yani. Hepsi doğal yani. Közde pişirik. Evet, onu da közde pişirik. Böyle bu da temiz havada, ha, böyle temiz havada. Daha o mis gibi olur. Evet. Hem işimizin şeyi o. Sabahtan erken kalktığımız için evde kahvaltı yapsak geç kalırız. Çok erken geldiğimiz için saat 5:30-6 dedim miydi tarlada olur. Tarlada. Kahvaltımızı, çayımızı pişiririk, tarlada yaparız. Burada çay da ne güzel olur mutlaka. Çay iyi olur, havalı yer. Hem de odun ateşinde pişiyor. Odun ateşte piştiği için çok iyi olur. Mutlaka köyünüz kaç hane? Köyümüz 235 hane. 235. Peki bu köy halkı ne yer, ne içer, neyle geçinir? Köy halkı genellikle de Gaziantep'in Yalangoz köyü salatalı meşhur. Genellikle gelir kaynağımız salatalık. Şimdi burada sevgili seyircilerimiz, geçen yıl da yine burada bir program yapmıştık. Yani buranın salatalık muhtarın söylediğine göre, ya yani benim de hafızamda kaldığına göre günlük 60 ton evet civarında belki burada salatalık çıkıyor. Belki de daha fazla. Ben ortalama günlük 60 ton salatalık. O da ortalaması yani. Daha fazla da gidiyor. Ortalama günlük çünkü 60 ton. Çünkü şimdi şu durumda günlük herkes birer ton, günlük bir ton salatalık bir rahat topluyor. Mesela ben bugün toplayayım 1,5 ton. Bir ton da sabah toplarım, 2,5 ton. Bizim de salatalığımız çok meşhur diyor. Yani gerçekten de tamamen doğal sevgili seyircilerimiz. Bunda Yalangoz salatalığı. Bak marketten alırken de bunda Yalangoz salatalığı mı diye. Evet. Gerçekten de muhteşem de bir salatalıkları var. Hiç şeyi olmamak üzere sadece doğal. Çok lezzetli, yöresel. Bu yörede Antep torpağında birinci yani. Şimdi buranın da bir huyu var sevgili seyircilerimiz. Geçen sene hatırlar, şu an hemen ekrana getireceğim. Demişlerdi ki bana, işte eğer bu salatalıkların tam yoğun döneminde gelseydiniz sizi tarlanın içine koymazdık diye söylüyorlardı. Leman Özsoy. Leman Özsoy. Evet. Ben bekarım, kardeşimin yanında oturuyorum. Vallahi mı? Vallahi. Sizi kandırıyor bu. Ne kandırmaz? Kardeşim, Vakit Özsoy'un görümcesiyim ben. Bekarım değil mi? İşte bekarım. Yaş kaç? Ben irahatsizim, astımlıyım, o yüzden evlenmedim. Yaşım 45. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi ki evlenmemişim, boş ver ya. Evlenmek ne gerek var ha? Getiriyorlar beni salatalığın içine sokuyorlar, o da 5 kat para etmese. Aşamadır, çoluk yok, çocuk yok, da dolan dolan dağlarda. Ne gerek var? Yeri geri ha, sırtımız başımız. Doğru dürüst ne yediğimiz var, ne giydiğimiz var. Devlet bunu bir paralel etse ne güzel, kardeşim dirayet eder, ben de köy halkı dirayet eder. Devlet salatalığına sen ne edici? Devlet sen salatalığına. Ne edici? Milletin malını öldürüyor. Devlet mi öldürüyor bunu? Ha? Yok. Öldürüyorsunuz ya, ne ediyorsunuz? 5 kağıt para etmiyor. Şu komisyoncular, şu arada işte şeyciler, onlar yapıyor. Devlet de onu işte devlet bir el olsun yaptırmasın. Bu salatalık şu fiyata gidici diye devlet bir şey diyemez bunun ki. Derdir. Dermiş değil olsun. Abo. Bizi kandırıyor, vallahi kandırıyor bizi. Yok, kandırmıyorum, vallahi kandırmıyorum. Akiyemmiş adam, niye kandırırım ben seni? Astımlıyım deyin, astımlı adam çalışamaz ki. Niye çalışamaz? Orada göbümde her zaman ilacım, astım ilacım. Çalışmasam ben 45 yaşındayım, çalışmasam bana ekmek verir mi kardeşim? Olmazsa kim olursa olsun. Verir ya, vermez olur. Vermezler. Ya. Kardeşim? O kardeşim, vermezler, verirler mi? Gel yanıma, gel şöyle gel. Kime gidim de 5 kağıt para diyeyim, ben mecbur çalışacağım, bazıma yesem de çalışacağım. Kardeşinle beraber mi kalıyorsunuz o zaman? Kardeşimle beraber kalıyorum. Şöyle yanıma gel. Kardeşimle beraber kalıyorum. Ne diye bu, hele seni bir tanıyalım da. Abdül Özsoy. Abdül Özsoy. Evet. Abdül. Abla, sende rahatsızlık yoktu ve daha nefesime tutmadan gitti aynı. Abdül. Bir dakika abla. Abdül
esas ad değil mi yoksa farklı bir şey de yani hani köy yerlerinde birçoklarının lakapları vardır. İşte bilmem kimin oğlu demezsen tanımazlar veya şunun veya bunun. Yok esas adım. Esas abdil. Küçüğün mü büyüğün mü bu? Büyüğün bu çok dertli ha. Dertli ya. Beni çalıştırıyorlardı, çalıştırmasam bana ekmek vermezler falan diyor. Ya çalışacak işte dünyanın kuralı böyle yani. İyisine dalmıştık. Çalışmayan ekmek yok. Çalışmayan ekmek yok da. Böyle rahatsızmış yani ablan böyle. Şimdi bunu baş köşede oturtturmanız lazım. Yok canım zorla kimseye çalıştıramam. Niye bas bas bağırın beni çalıştırıyorlar diyeyim. Çalışmak zorundayım. Gelirler çoluğuyla çocuğuna gelse ben de baş köşede oturtturlar mı beni? Benden çok toplar salatalı diye. Daha kendi fazla çalışmak istiyor. Ben daha onlardan evde çalışmak istiyorum. Sarın 60 dayı çıkmış. Çoluğuyla çocuğuyla. Çalışıyor. Çoluğuyla çocuğuyla gelirler rezil olup da ben de evde oturma olur mu? Olmaz o da olmaz. O da olmaz. İşleyen demir ışıldal derler. Yani yeni şeyi bizde de işleyen demir, çalışan demir pas tutmaz mı? İşleyen demir pas tutmaz mı derler. Bize de yani çalışmak gerçekten de çalışmak lazım. Tabii ki bizimki espri de çalışmak lazım. Ama gerçekten ben ilk defa duydum. Böyle şey ilk defa gördüm. Biz de şaşırdık. İlk defa gördük. Böyle yalın ayak salatalık topluyorlar. Bunu bak o kadar nazik. Bu bir dalına ayakkabıyla içine girsen, bu bir dalına bassan, bu dal oradan öte ölür bir daha meyve vermez. Ya biz dedik ki bir iki ay evvel gelmedik derse bizi kovarlar, döverler burada dedik ki o da oradan dedik ki vururlar diyor. Vururlar. Seni ağaç oradan tarlanın içine koymazdık. Çünkü geçim kaynağı bu olursa biz seni salatalığın içine dıkar mıyız? Sana derek ağaç oraya otur derek, senin burada salatalığını veririk, çayını da veririk. Haydi eyvallah derek. İçeri tarlanın içine girmez. Sen muhtar diyorsun ki keşke iki ay evvel geleydin diyor. Bize kastın mı vardı senin muhtar? Keşke iki ay evvel geleydin diyor. Yoldan çekim yapardın. Arazinin içine çıkmazlardı. Ya daha iyi olurdu ya. Ya yoldan çekim yapardın. Ne gerek bak böyle içine gireceksin, göreceksin, tepeleyeceksin. Asıl öldükten sonra geldin. Ölük de ondan bir şey demir. Yoksa bizi bunun içine tıkarlar mı? Vallahi iyi ki gelmemiştik biz iki ay evvel. Çünkü bütün geçim kaynakları salatalık üzerine olduğu için çocuk kim esirgenir yani. Evet. Ama şimdi gireceğiz salatalık içine. Şimdi bu salatalığın içine girdin miydi tepelerin ölür yani. Adamın yıllık gelir kaynağı. Böyle de, bak kamerayla tutabilirsin. Bu böyle deniz gibi. Bunu çok incitmeden toplayacaksın. Depelemedi. Onlar onlar alışkan. Onlar depelemiyor. Depelemez. Havadan giderek şeyler. Heh, altına sokar, ayağın altına sokacak. Üstüne bastın mı ölür. Her adım attığımızda altına mı evet. Sokacak ayağımı? Dalı kaldırıp altından ayağın altına yer edeceksin daha. Üstten bastın mı ölür. Elbette ki o da doğru. Yani biz kol uçları diyoruz. Oralara evet. Basıldığında heh, tabii ki ölür. Yani bu kadar da emek hepsi heba olur. Muhtarım köyü gezeceğiz yine. Evet. Köy. Geçen seneyle bu sene arasında bayağı bir değişiklikler olmuş. Geçen sene ben şunu da söyleyeyim sevgili seyircilerimiz. Muhtarımız burada bir cami yaptırıyordu. O inşaat halindeydi. Biz yine oradan da görüntüler alırız. Evet. Bakalım bu salatalık toplayanlar. Birazdan da domates, balcan, közde pişmiş. Onlarla kahvaltımızı yapacağız. Üstünde de güzel bir çay odunda pişmiş çayımızı da içeriz. Ondan sonra Yalangoz Köyü gezilerimize devam ederiz. Yalangoz Köyü de sevgili seyircilerim kısaca ben isminden bahsedeyim. Daha önceleri burada komple ceviz ağaçları varmış. Yani bir sık ceviz ağaçları varmış. Bu ceviz ağaçlarındaki yani cevizler de çok hoş çıkarmış. Ona da yalancı koz var. Yalancı koz. Hani Antep şeyi de koz, cevize koz derler. Yalancı kozmuş. Yani boş çıkıyormuş işleri. Evet, ondan dolayı da bu köyün adı Yalangoz olarak kalmış. Kısaca benim de havzamda kaldığı kadar hala bir tarihçesini anlatmış olduk. Evet sevgili seyircilerimiz, kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra Yalangoz köyünü gezilerimiz devam edecek. Bizlerden ayırmayın. Ablama ortadan toplamış, kaydın başı dedikler yani hatların başı, kaydın başı diyorlar. Toplamış, gelmiş burada da salatalıklar. Şimdi burada da sevgili seyirciler ben onu da söyleyeyim. Burada bakın ayakları yalın, yalın ayak toplarlar. Ayakkabıyla kesinlikle tarlanın içerisine girmezler. Ya ben söyledim ya burada yılanı var, çıyanı var, akrebi var ya bundan nasıl giriyorsunuz falan diye. Artık yılanlarla, çıyanlarla da bunlar haşır neşir oldukları için kimse birbirine karışmıyor. Seni mi tanıyalım? Tanıyorum Fatma. Adım Fatma. Adın Fatma. Soyadın? İlgin. İlgin. Muhtar neyin? Muhtar hanımı. Muhtarın hanımıyım. Muhtarın hanımı. O olmadı muhtar. Avradı niye çalıştırıyorsun sen şimdi?
Çalıştırmaz ev. Basmayacaksın diye. Ayağımı kırarım diye basarsan diye. Abo. Yıkılıyorum dizlerim ağrıyor. Yıkıldım bileme aynaya yıkılıyor bu üstün salatalı göstün diye diyorlar. Salatalı bir şey olmazsın da sana ne olursa olsun diyor. He. Uşak uşak öyle diye valla. Ben buna dersiyim o zaman gideyim ben buna diyeyim ki lan bu uşağın böyle diye diyeyim. İdare et uşağı diye bu bana. Evet şimdi. İş kötü yor. Yani salatalı. Yorulur bu işte artık yıkılıyor içinde neyle para etmiyor. Keşke para etse yemeğimizin karşılığı olsa. Bir de o var. Bir de o var daha. He, daha bir de emek para etmemesi var. Para etmiyor var. Topluyor koyumun dibine oturuyor düşünüyor. Para etmez ki sen de sevinesin. Ya bırak kiye düşünsün sen niye düşünün ki? Kiye işte kazancı olmasa kiye ne desin? Ya tabi kiye kazancı para getirmezse biz ne yiyecek ne içecek? Para olmalı ki kiye de karşılıyor. Valla ben bunu da yeni duydum biliyorum yani sana bir şey sana ne olursa olsun bundan gayrı kazanç salatala bir şey olmasın diye. Ya bundan gayrı kazanç yok Allah esirgi ya. Yılanlar yoksa dibinde aynı duruyor. Duruyor. He. Hakikat mıdır? Hakikat. Kaçtan öldürdük dibinde. Baba o zaman nasıl bu? Biz bu kiye... İlaç ete attığımız için diplerinde olanlar büzülük kalıyor. Yılanlar. He. İşte bizim, Allah esirgi yani. Bizim muhtarı şikayet edek. Bizi böyle çalıştırıyor diye. Edebilirsin. Sen ne diyeceksin ben niye diyeyim? Niye edek valla? Gördük muhtar avratlar şöyle baş köşede oturur, ne işe elini vurur, ne çalışır, ne bir şey der. Ne de işte büyükler gelmezse küçükler gelemiyor. Uşağı devşağı, kimi gürbe var, ilaç var. Gene delalet edin bizi işte. Yani herkes bir tarafa dağıldı işte herkes. Herkes dağılıyor işte. Tam da iş zamanı şu anlarda. Hepsini dağıttı, uşağın kimi şu arada satan. Kimi aşağıda, bunların şu ne oğlanla beraber çalışacak bizde. O da işte bizi idare ederse etmezse çok bizi kapıya koydu ne olacak? Kim koyucu? Abi oğlan. Oğlan niye koyuyor sizi kapıya? Çalışmasa ne olur? Elimiz tutmasa ne olur? Adamın eli tutarsa... Ben anlamadım yani seni kapıya koysa muhtar koyur. Yani oğlan nasıl kapıya koyuyor? Muhtar da koyar ben de koyar belli olmaz hiç. Gerekmez olursa. Oğlan gerekmez mi? Yok estağfurullah. Gerekmezleri de var yani. Var canım onlar da var da. Allah ne verirse hayırlısını versin. Amin. Tabii öyle. Öyle. Her şeyin hayırlısı. Hayırlı. Ne verirse, avrat da verse, araba da verse, ev de verse, çocuk da verse, para da verse, her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Peki ben seni fazla tutmayayım burada salatalıkla şeyde. Ben zaten senin... durduğum yerde yıkılıp düşüyorum deyin. Bari bir de şimdi de düşürmeyek seni burada. Allah dolanmadan. Sırt dolanmadan. Biz bu muhtarı bir şikayet edek. Vallahi... Niye bu kadar çalıştırıyor böyle deyin, eziyet ediyor deyin. Bir şikayet edek bizim muhtarı. Kimi avradı mı? Şehirden aldığım için. Şehre göçerim ben şehre göçerim dedim. Geride şehre göçmedik. Şimdi durmadan başıma kalkıyor. Sen diye beni kandırdın. Şehre göçerim dedin diye. Aa beni bu rezillikte bu salatalıkta diye öldürdün diye. Hele bak. Babamın ocağını kim kütüttü? Hele şu garibime bak hele ne olmuş hele iyice mahvolmuş hele. Hele. He valla. Seni şehre götüreceğim diye kandırık. Hayır. Sen dedi çalışmayayım de gelin dinleyin sen git diye. Buraya gelince belki de babamın ocağını kim tütütsün dedi, ben tütüreceğim dedi. Biz de tütürek miydik? Bana verdiğin sözü tuttu. Bunun gücü tütütmeden mi? O gitti mi? O gitti çıktı. O gitti. Sözünü tutmuş bak. Ha o da gitti. Çalışmayayım dedi. Gel o ya çalıştırabiliyorsan çalış. Gitti ameliyat tuttu, faal tuttu. Valla çalışmıyorum, acı öykeleneyim gideyim oyumun altına. Yatayım ağacın altında, bakayım almıyor. Salatalık çok çıkın. Ne? Neydik işte. Salatalık 2000 kağıt ediyormuş. Kilo 2000 kağıt deyince durmuyor. Kendi durmuyor bir sefer. İştahleniyor. Ya. Salatalık para etmezse çıkıp gölge oturuyor. Peşin parayı görünce seviniyor. Salatalık para diyemiş, bon fiyat kımıldamış dedim miydi? Hiç duruyor mu ki daha? Bana diye kalk ne oturuyorsun diye. Uşağın onu süre diye. Uşağa iştah verdik toplasın diye. Ya. Para bir eleştirin işte. Süt sendeymiş yorum o zaman. Süt sendeymiş. Neydik çalışmasak olmuyor işte. Sen buna ile etmişsin yani ile alıştırmışsın zamanında. O da ile olmuş. Geldim de salatalık yoktu yok. Sonradan icat oldu bu salatalık. Vallahi bilmiyorum artık ben ikinizin arasına girmeyeyim. Geç aranızda durayım da yani gene ben artık ne diyeyim? Diyecek bir şey yok işte. Abiyle. Abiyle bizimki de espri tabii ki sevgili seyircilerimiz. Gerçekten zor. Yani. İşte çalışma emek olmadan yemek olmaz. İşte çalışmazsan bir şey olmuyor. Yani işte köy yeri işleri çok zor. Sabahta kalktık. 5.30'a geldik bak torbalar da hazır
traktora yükleyecek, sıcak kızmadan kölgeye çekecek. Daha buraya da toplayacak. Bayağı yani sabahtan saat 6 demeden tarlaya ulaşmazsan ulaşmıyor bu. Sıcakta da çok eziyet oluyor. Sıcakta da doğru. Doğru. Biraz sabahtan erken gelirsen serinlikte toplayan, sıcakta biraz istirahat edeyen, ikinci serine tekrar toplayak. İşte işimizin şeyi bu. Abi oğlanın için çalışıyor. Abi gelenin için çalışıyor. Tamam. Niye onun için çalışıyor? Acaba onu bıraktık yani. Ha, okuyor. Ha. Ötek uşakları ancak kendiler çilelerindeler. Biz ikimiz de bunun için çalışıyor. Yazın çalışmalısın ki kışında. Adı oku diyorlar ama diyor beni de böyle çalıştırıyorlar diye. Şimdi tarlanın içine girmeye korkuyuk. Yani vallahi yani yılandan değil, muhtardan, avradından korkuyuk. Yılandan mı yoksa bir şey etmez bize de. Vallahi işte ben de okuyam. Aa ben bu muhtarın küçük oğluyum. Ben Erzurum'da, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Erzurum Atatürk Üniversitesi, evet. Sınıf kaç? Sınıf birinci bitti işte, ikiye. İkiye geçtik, ikiye. Okuyun. Okuyun abi. Şimdi evet. Sadece okuyan bu mu? Evet. Bak bu baban anan senin için çalışıyor. Evet. Ya benim için çalışanlar da beni de öldürüyorlar burada ya. Sen de çalışıyorsun, kaçın bir şeyin ucundan tutucun yani. Öyle yan gelip yatma var mı ya? Ya çok çalıştırıyorlar ya vallahi. Şimdi 40 derecenin üstünde insanın beyin hücreleri ölüyor ya. Biz 45 derecede çalışıyoruz. E bende sen de beyin kalmıyor o zaman. Bende kalmıyor işte. Kışında mecbur yarım beyinle çalışıyor, okuyak. Önce öyle oluyor. Yarım beyinle okuyorum. Senin beynin yarım değildir. %99.99'dur. Okuyun gerçekten de. Tabii ki bizi gespir dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, yani çalışmazsan olmuyor. İşte işleri gerçekten zor. Yani biz marketlere, bakkallara gittiğimizde hemen orada seçiyoruz daha bir de tek tek. İşte ya niye pahalı, işte niye bu kadar böyle olmuş, niye şöyle olmuş, niye böyle olmuş, işte bunun ilacı var, gübresi var, çapası var, sürümü var, elektriği toplaması var. Ne bir de zaten artık son dönemlerde hemen hemen 10-15 seneden beri de sontajlarla çıkartılıp suyu veriliyor. Onlar elektrikle de elektrik çalışıyor. Parası. Elektrik parası bilmem ne. Allah yardımcılar olsun. Yani üreticinin de tüketicinin de gerçekten çok zor. Allah zihnini açık etsin, fazla da güneşte durma. Fazla da güneşte durma. Kalan hücrelerden idare edersin. Evet sevgili seyircilerimiz, Yalangoz Köyü gezilerimiz devam ediyor. Biz neden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, Yalangoz Köyü'nde sağa dön salatalık, sola dön salatalık. Ön taraf salatalık, arka taraf salatalık, her taraf salatalık. Yanımızdaki abimiz de salatalık uzmanıymış. Eyle dediler. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Abdülkadir Könez, Yalangoz Köyü. İşte salatalık yetiştiricisiyim. Sen uzmanıymışsın. Tabii yani. Uzman olmuşuk biz zaten. Bunu yetiştire biz ata dede mesleğimiz. Bu Gaziantep bölgesinde bu Yalangoz ilk salatalık yeri. Neden derseniz daha önce bu bölgede su yoktu. Bu sondaj yoktu. Bizim sularımız akarsuydu. O akarsulardan ekerlerdi. Hiç bu Antep'in bu Şehit Kamil bölgesinde hiçbir yerde bostan bir şey yoktu. Yeşillik adınca hep bizim bu Antep'in salatalığını bizim bura verirdi yani. Bu yalangoz verirdi. Şimdi bu yalangoz salatalığının esas şeyi özelliği nasıl diyeyim sana, öbür salatalıklarla bunun arasındaki fark yani çiftlik yumurtasıyla köy yumurtası gibi, köy tavuğunun yumurtası gibi. Bu havasından, suyundan, toprağından çünkü bu her tarafımız ormanlarla çevrili, yerimiz yüksek, havalı bir yer, oksijeni bol aldığı için çok hem vitaminli hem de güzel, lezzeti çok güzel. Yani başka yerlerde de bunu yalangoz salatalığı diye adam başka kendisininkini satılmazsa bu yalangoz salatalığı diye öyle satıyor yani. Al bunda bizim salatalığımız hiç Antep yöresinde tutacak salatalık yok. Taklitlerinden sakının. Tabii. Bunun içinde her türlü vitamin var. Bak kalp hastasına, şeker hastasına, tansiyon hastasına, doktorlara sor. Hepsi salatalık buyurur insana. Yani bunun faydasını insanlarımız bilmiyor esas. Vallahi ben duymadım. Kalbe, tansiyona, şekere ne gibi faydası var? Bunun hiçbir zararı yok, faydası var. Yani neyi faydası ne? Bu kilo yapmaz. Bu kilo problemi olanların tam ilacı. Onlar zayıflamak isteyenler yalangoz salatalığı yiyor. Güzellik şeylerine katılıyormuş bu. Bu yüzlerine göre. Tabii. Bu güzelleştirir insanı. Bu çok vitaminli bir şey. Yani bu A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini. Yani güneşten alamadığım bu şeylerin hepsi var bunun içinde. Elementler var. Tabii canım.
Bu salatalık ne kadar yersen insana hiç dokunmaz. Ben 5 kilo yerim akşama kadar. Hiç durmam yerim yani. Hiçbir şey etmez. Yani kabızlık problemine falan ilaç yani. Mideye, kabızlığa. 5 kilo salatalık yersen yani artık kabız mı olursun? Özür diliyorum sevgili seyircilerimiz de artık yani. Yanında şey mi kalır? Ama işte bu çok faydalı bir şey. Yani inan ki başka sebzeleri insan rahatsız olur yani. Ama bunu ne kadar yersen insan bir çuval ise rahatsız olmaz yani. Doğrudur. Yani Yüce Rabbim yaratmış olduğu her şeye ayrı bir şey koymuş. Ayrı bir vitamin vermiş. Ayrı bir tat vermiş. Ayrı bir lezzet vermiş. Rabbime kurban olduğum Rabbim. Amin amin. Hepsine çok, ayrı ayrı bir şey vermiş. Çok şükretmemiz gerek. Bakın şu dağlarda bizim aklı başına toprağımız yok. Ama Allah-u Teala bize bu nimeti vermiş, ihsan etmiş. Buna şükretmemiz gerek. Tabii. Yani bu... Azıcık bakarsın bizde arazi de görünmez. Geriden bakınca ama toprağımız verimli. Allah-u Teala bize bunu ihsan etmiş, bu verimli toprakları. Yani geçinip gidiyor ha burada. Ne olacak? Bu işte helal, bundan kazandın da insana helal. Niye helal? Bunda hormon yok, şey yok. Bu kendi toprağından yetiştiriyorum, doğal gübre atıyorum buna. Bu böyle serada yetişir gibi ilaçla falan yetişmiyor. Bu bizim kendi hayvanlarımızın doğal gübresinden toprağa attığımız için o zaman bu tam her türlü şeyi doğal oluyor bunu yani. Evet. Evet. Şimdi burada ilaç da atılmıyor. Onu ben biliyorum sevgili seyircilerimiz. Evet. Kimyasal ilaç kullansa sadece bir böcek falan evet. Türüne atılıyor. Tabii canım da. O böcek ilacı. Orada atılması lazım yani. Böcek buna haşerat bunu bitirir yani. Peki herhalde bir 11. aya kadar buranın salatalı evet. Devam ediyor. Bu yalangoz salatalı. Şimdi 3 dönem ekerik biz. Bir baharda fide yaparık. O fide dönemi bitmeden ikinciye. İkinci Ekim olur. O ikinci de bu zaman 8. ay doğmadan, bu Ağustos doğmadan 7. ayın 20'sine o zaman son salatalığımız ekerik işte. Tam soğuk mehlican derik biz burada. Mehlican esene kadar onu devam eder yani. Bu bir nimet yani Allah'ın bir nimeti şükredene yani değil mi? Evet. Bu kadar bir kısa zamanda 3 dönem biz bu topraktan şey alıyor. Mahsul alıyor. Bak bunun ayrı hasenatı da çok. Mesela komisyoncusu kazanıyor, petrolcusu kazanıyor, marketçisi kazanıyor, ne bileyim. Aklına gelmedik. Her şey bundan yani bir ticaret. Herkes yani. Faydalanıyor. Tabii herkes faydalanıyor. Mesela biz geldik iyi yok burada. Biz evet. De faydalıyız. Peki teşekkür helal ediyoruz. Helal olsun ha. Hoş yani geldiniz. Şey, salatalık uzmanı var dediklerine kadar varmış. Yani 3 gün konuşsa herhalde konuşur. Ben bunun kitabını okumuşum. Ben şöyle bir bakmada bunda hastalık olup olmadığını hiç bilirim yani. Anlarım yani. Doğru söylemişler. Uzman oldu. Gittiğim yerde bilirim ben. Bu da tarlanın sahibiymiş. Gariban duruyor mu ötede? Şurada yanımıza gel. Gariban işte gariban. Ne bileyim ben şöyle. Gariban. Seni mi tanıyalım? Adım Erdal. Soyadın? Karalar. Karalar. Herhalde evet. Sizin sülaleden geliyor bu soy isim. Sen de kararmışsın ha. Yani. Ondan geliyor. O yüzden Erdal Karalar dene. Siz de tarla sizin. Tarla bizim. Salatalık topluyor. Nasıl? Kazanıyor musun? Para etse kazanç var. Ama şu an yok. Şu an yok. Bir de o sıkıntı var sevgili seyircilerimiz. İşte bu kadar yapılan masraftan sonra işte fiyat da düşük giderse. Bu kadar çoluk çocuk bu güneşin altında gün doğumundan gün batımına buraya toplamak zorunda bunun. Bunu da götürden düşük oldu mu? Yorgun hissede çocuklar kendine ama para etti mi dinç hissede ya. Bir de bunlar herhalde bugün eğer toplama günü ise toplamazsan bir gün sonra yatarsın herhalde bunlar kocuyor mu artık? Aynen öyle ya. Şimdi bunlar bugün günü toplayıp yetiştiremezsen yarın bunlar satıma gelmez. Büyür, kocamanlaşır, irileşir. O zaman fiyat öldürür, gen isterir. Hani size acil vermişler, gideyim beğenmemiş dedim. Onu da kocadım mıydı, yani büyük deyin, bunu beğenmezler. Bunun bugün günü buranın toplanması lazım. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Peki teşekkür ediyoruz. Oğlum biz de teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz, dört bir tarafımız salatalık. Artık nereden başladık, nereden çıkarık artık biz de bilmeyeyim. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, sabah kahvaltımız. Lan biber falan yok mu içinde? Atınsana biber falan. Közde patlıcan, domates, biber. Evet. Bu bizim en güzel, en meşhur, en lezzetli yemeğimiz. Neden derseniz, çünkü bunu közde yaptığın anda bu patlıcan kebabı dediğimiz Antep'te meşhur yemek var ya, ondan daha güzel olur. Peki bunu niye aleve koyuyorsunuz? Biz normalde bunu közün üzerine kururuz. Aleve işte bunu acele olduğu için aleve koyuyorlar. Normalde közde pişirse daha hoş olur yani. Biz de dumanını yedireceğiz bunu sabah. Bunun hiç dumanı olmaz, bu meşe ya. Şimdi midemiz ağrıdı. Şimdi 5 kilo salatalık yemelik. Bunu geri mideyi düzeltmeye geçelim. Helal olsun yiyeceğim. Bu şimdi bunun hiç bak dumanı bile yok.
Bu meşenin dumanı olmaz, bu zarar vermez. Dumanı olmayan imanı da olmaz ama öyle demez ya. Yok yok öyle de. Onun başka bir şey için de ekler. Bunun için... Sabah kahvaltımız sevgili seyircilerimiz, közde patlıcan, domates, biber. Muhtar, Muhtar güneşte çok mu dolandı? Netle gel hele Muhtar yanıma gel gel. Sevgili seyircilerimiz, hemen şu yan tarafımızda bir ağaç var, o benim dikkatimi çekti. Ben şöyle ağacın yanına doğru bir ilerleyeyim. Muhtarım bu ağaç dut değil mi? Dut ağacı. Dut ağacı. Peki bunun tarihini, yaşını falan biliyor musun? Bunun yaşını, tarihini bilen yok. Bizim burada bir ören var. Eski bir yerleşim yeri. O zaman da burası oranın pınarıymış. Ta o köyün adamı dikmiş. Artı ikinci dünya savaşına mı, birinci dünya savaşına mı batık. Burası bu karşı ören. O zamanın... Eski yerleşim yeri burası. Eski yerleşim yeri orası. Ta o zaman da dikilmiş. Yani bilene den yok. Nereden baksan bir... 3-400 senelik bir ağaç. Köyün tarihçesini soracaktım ben de. Var mı 3-400 sene falan var mı tarihin var, bizim, yerleşimi, bizim, kurulumu? Ha, bizim köyün yerleşimi var. 300'den fazla. Ortalama 400 yıllık diyor. Bir elde yok yani ağacı. Ağacın içerisi de oyulmuş ama Rabbim işte o taraftan yine yeşermeye başlamış. Sadece 3 hatta tam da değil 2 parça toprağın sadece ucunda. Sadece canlı o tarafta kalmış yani. Bu tarafında bir can kalık, bu taraflarında yok, kurumuş. İki parça şey kökü diyelim biz, iki parça kökünden yine de böyle yeşermiş. Burada da bir pınar vardı diyor sevgili seyircilerimiz, muhtarımız şurada. Eskiden buradan su akar giderdi diyor. Biz duyuyoruz şu an Gaziantep'te birçok köylerinde su bir damla dahi desen su kalmamış. Hep kurumuş her taraf. Burada da kalmadı su şimdi. Burası evvel pınarmıştı. Buradaki yerleşim yeri buradan içermiş suyu. Şimdi vurdu. Sağdan soldan sontaj vuruldu. Eski kışlarda olmuyor. Şimdi bir damla lemertisi gene yok. Kurudu. Evet maalesef işte artık Rabbim ya, tabi en iyisini kendisi bilir. Eski karlar, eski yağmurlar eski falan kalmaz zaten. Su demek, kar demek. Kar eğer andeller atalarımız kar yılı var yılı tabii, tabii, tabii. Derlerdi. İşte kar da olmuyor. İşte yağmur da bu sene doğru dürüst yağmadı. Artık dediğimiz gibi Rabbim kendisi bilir. Biz de aymayız. Evet sevgili seyircilerimiz, hıyar tarlasından çıktık. Fıstık bahçesine geldik. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam. Hoş geldiniz Yalangoz köyümüze. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sizi bir tanıyalım. Köy sakinlerinden, Yalangoz köy sakinlerinden ben Ahmet Güngör. Ahmet Güngör. Fıstık toplamak diye. Bu sene yağmur yağmadığı için fıstıklar da işe yaramadı. Az ondan dolayı para da etmiyormuş. Mişteşen. Evet. Satmadınız mı hiç? Boş kilo 7-8 kart lira. Buna yazlık yani köylü. Evet. Bu fıstık böyle para etmedi mi köylü? Bu fıstığa kıymet vermez ki. Yani sonuçta. Şimdi tam fıstık zamanı. Sevgili seyircilerimiz, Gaziantep yöremizin işte fıstığıyla da ünlü, meşhur olan. Gerçekten bu sene yağmur olmadığı yağmadığından dolayı bu fıstıklar bu çeşit olup bayağı içler de çoğu da boş diye duydum ben. Tam doldurmamış. Tam doldurmamış. Ama. Lezzeti de yok benim sana. Neden? Yağmuru tam almıyor. Su olmazsa. Su olmaz sanır, yağmur olmaz. Kendini geliştiremedi. O da para etmiyor. Fıstık başlı başına bir sorun. Sevgili seyircilerimiz Gaziantep bölgesinde. Çok nazik. Çok çileli de bir iş. Bu fıstık işi olay olmayan zor bir iş. Bahçede fazla da yok aralar sizin burada fıstık. Yani işte o yüzden burada olmuyor. Sıcak bir bölge bura. Yakıya kavuruyor. Sıcaktan dolayı. Sıcaktan dolayı. Zaten birçoğu da sıcaktan yanmış. İşte yanık. Bunlar birçoğu daha erken değil mi bunu toplamanız? Bunlar birçoğu daha yeşil duruyor yani kızarmamış. Yeşil olanlar fıstık. Fıstık. Bunlar bir ben olmaz yani. Baklavalık işte o yeşiller baklavalık. Bunlar su altı oluyor ya. Baklavalık olur. Yani kuş boku denen çıkan çok kıymatlı bu. Orijinali o işte. Özel baklava bundan olur. Boz fıstık dedikleri bu. Evet. Boz fıstık. İçi yeşil olur. Baklavacılar da kuş boku der ona. Orijinali. Gel gel sen gel. Seni mi tanıyalım? Ben de Yalangoz köylüyüm. İsmim Durmuş Bolu. Durmuş Bolu. Evet. İşte bu sene köyümüzde su sıkıntımız var. Yağıştan dolayı sular çok düşük. Bak ağaçlarımızda fıstıklarımızın yarısı çürük.
Hiç dolmamış yani, çürümüş. İşte benler çok zayıf, bozlar zayıf. Sıkıntımız yani, kurbanım Allah'a bir yağış verirse her şey bolluk olur. O zaman bolluk olacak, Allah'a da vacik. Şimdi tarla sahibi fıstık topluyor, arkada muhtardan sen de götürün, yiyin. Ya neyle? Şimdi bizim köyümüz, bizim köyümüz öyle bir köküne yeme içme hususunda, yani bu çevrede belki de en gözü bol insanlar bu köyde. Bize, evet, bize misafir geldikçe biz gurur duyarık. Yiyin içme bizde sorun olmaz. Yiyin için beleş. Evet, evet, evet. Hürmet bol. Bizde misafire, misafir başımızın tacıdır her zaman için. Büyüklere saygımız, küçüklere de sevgimiz her zaman olur. Ben biliyorum yani, geçen Allah sene de geldim. Ben burada yine program yoktuydum. Şu devlet, şu hükümet, şu Türkiye'yi savunuyor yani adam. Allah var yani. Evet, Allah hükümetimizden de razı olsun. Allah. Ayaklananları da susturdu. Allah Tayyip'i başımızdan esir etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızı, evet. Yani seviyem bu olayları durdurduğu için seviyem kendini. Yani bu sene fıstıklar işte yağışların olmadığından dolayı biraz zayıf. Ha, yok sayılır, yok sayılır yani. Yok sayılır, yok. Mesela burada diyelim ki şimdi bu adamın burada en aşağı 700-800 kilo fıstığı çıkması gerek. Çıkacağı fıstık 150-200 kilo. Yani bu, bu işçilerin parasını, bu işçilerin parasını çıkartamaz belki de bu adam. Bundan da işte annelere olan fıstık yetiştirdi. Sattı evet, da evet, para kazandı. Evet, evet. Yani, yani fıstığın var, mı var. Yani bunun çütçülük, belcilik, işte bu da masrafı şu bu, elde var zıfır. Yani şunun kilosu en az 30 milyon olmalı. Ben onu da sürekli söyledim yani, bir kabak çekirdeği 15-20 lira çekirdeği, arasında, bir karpuz çekirdeği yine o keza. 25-30 milyon. Bunun kilo da 10 kat. Burada ilgilenen birisi olması lazım. Gerek dernek başkanı, fıstıkçılar dernek başkanı. Bununla ilgilenmesi gerek. Büyük insanlarımızın, köylerin bu fıstığıyla başa geliri yok. Vallahi bilmiyorum, yapacak bir şey yok. Aslında yapacak çok şeyler var da işte. Evet sevgili seyircilerimiz, dediğimiz gibi işte fazla bir fıstık yok ben bildiğime göre bu Yalangoz köyünde. Yalangoz köyünde fazla fıstık, fazla fıstık yok. Dediğimiz gibi işte salatalık. O da gerçekten çok ve çok da güzel lezzetli salatalı var. Salatalı meşhur, tanınmıyor. Biz tanıtmaya çalışıyoruz işte elimizden geldiği kadar. Bilmeyeler. Antep'in halkı da bilmiyor onu. Bilse soran her derde şu. Öyle diyorlar. Antep'in halkı da şekere birebir, bak şekere. Antep'in halkı da Yalangoz salatalının lezzetli olduğunu biliyor. Ama başka şehirden getiriyorlar, Yalangoz malı diye piyasaya sürüyorlar. Gene bizim salatalığımız yani bozulmuş oluyor. Yani gerçek Yalangoz salatalı değil o evet, gelenler. Evet evet, çoğu dışarıdan geliyor. O zaman da bizim burada kaybımız oluyor, fiyattan düşüş oluyor. Hale 5 tır 6 tır gecede salatalık giriyor. Halbisi nerede ki, ucuz, hangi şehirde ucuz oradan getiriyorlar. Halbisi ki bizim köyümüzden günlük hale en aşağı 40 ton 50 ton salatalık gidiyor. O gelen salatalıklara da Yalangoz malı diyorlar. Aslında burada ayrımı yapsalar çok güzel olacak yani. Yalangoz da Yalangoz, Maraş da Maraş, Atıyam Osmaniye ise Osmaniye. O da da komisyoncuların şeyi. Peki teşekkür ediyoruz. Bey teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, hep söylüyorum ben gerçekten, hele bu fıstık zaten 20-25 senede yetişen bir ürün. Gerçekten işte rahmet de olmazsa işte sizden de şu an görmüş olduğu gibi fıstıklar tam anlamıyla olmuyor. İşte kimi tadını da vermiyor, dediği gibi işte içinde doldurmuyor, tam doldurmuyor. Yani işte artık her şeyden kaliteden kaybediyor. Sonuç bu işte. Sonuç bu. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, sabah muhtarımızın odasında biraz sohbet ettik demiştik, açılışta da söylemiştim. Burada bir yüksek tepe var, oraya çıktık. Muhtarım, burası nedir? İlk önce onu soracağım ben size. Efendim burası Yalangoz köyünün kalası olarak bilinir. Bizans zamanında gözetleme kulesi olarak geçermiş. Gözetleme kulesi, yani burası yüksek bir tepe, tam her tarafta sizler de görüyorsunuz, gözüküyor. Yani dağların arasında, yani gözetleme kulesi, neyi gözetliyorlarmış? Ben burada onu çözemedim.
acaba şu vadiden gelişlere falan şeylere mi bakıyorlarmış? Efendim o zaman da şey olmadığı için, silah olmadığı için o zaman da kılıç savaşı olurmuş. Burada düşmanın gelmesini için görmek için burası yüksek bir tepe. Burası gözetleme kulesi. Bizans zamanının gözetleme kulesi. Yani araştırmalarda öyle çıkmış, evet. Sevgili seyircilerimiz, muhtarım da öyle söylemişti. Şimdi bir konu daha var. Ben onu da sırf onun için buraya çıktım. Yani onu da işlemek için. Şimdi sevgili seyircilerimiz, muhtarımız dedi ki sabah bana. 1992'de burada havadan işte o zaman teyare mi uçakla mı işte neyse buradan geçerken işte tapu kadastro diyelim biz tapu şeyler. Buradaki tarlaları uçaktan geçerken çizmişler. Nasıl becermişler, nasıl yapmışlar onu da ben çözemedim. Herkesin tapuları birbirine karışmış. Her şey allak bullak olmuş. Muhtarım ondan da bayağı dertli, ondan da biraz bahsetti. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani uçaktan geçerken yani buradaki çizim veya şeyler nasıl sağlıklı olur, nasıl yapabilirler? O zamanki teknolojiyle nasıl becermişler onu da ben bilmiyorum. Onu da bir kısa bir değinmek istedim ben. Efendim bizim bu Yalangoz köyünde özellikle yani çevre köylerde de varsa da yani az. Bizde 9'dan 2'de verilmiş olan tapılarda hiçbir tapı kendi arazisini sınırını tutmamakta. Bunun için şimdi bizim bu köyümüzün üst tarafına da konut alanı geldiği için bu topraklar satılmakta. Komşu elindeki tapıyı satıyor. Komşu komşunun tapı bütün birbirine kayma var. Bu kaymalara düzeltmesi için biz tapu kadistroya başvurduk. Maraş Bölge Orman Müdürlüğü'ne de başvurduk. Şimdi ise bu tapuları düzeltmek için ihale aşamasında diyorlar. Bir an evvel bunun yetkililerden çözümünü istiyoruz. Komşu birbirinin tapısını satıyor. Birbirinin sınırı tutmuyor. Elindeki tapı kendi arazisini tutmamakta. Bunun için çok sıkıntı var. Yani muhtarım dedi ki sabah sevgili seyircilerimiz benim 17 dönüm bir yerim var. Bana tapısı 5600 metren böyle bir şey çıktı dedi. Kimisinin 3 dönüm yeri var 35 dönüm çıkıyor diyor. Kimisinin 5 dönüm yeri var 1 dönüm çıkıyor. Kimisinin 50 dönümü var ona da 200 dönüm çıkıyor yani mesela. Evet. Böyle karman çorman olmuş. Yani iş uçakla havadan giderken yaparsan yerimizin sen bunu şeyi alırsan böyle olur tabii ki. Yerimizin taşlık olduğundan dolayı uçak havadan almış şeyini. Yerimizde taşlık olduğu için herkesin sınırı belli değil yani. Sınırı tutmuyor. Dapı birbirine bütün kayma. Ha, biz komşu olarak birbirimizin malını işgal etmiyoruz ama tapı satıldığı gibi bu tapıyı alan kişi tapı nereye işgal ediyorsa orayı alıyor. Bu yani, yüzden de çok sıkıntı çıkıyor. Tapıda benim 2 dönüm yerim varsa tapıda 20 dönüm çıktıysa ben evet. 20 dönümü bilirim onu evet. Satarım değil mi? Tabii. O zaman da millet fazla oldu muydu adam zaten satıyor. Kendinin hakkı adamın 5 dönüm yeri var. Üstüne çıkmış 30 dönüm arazi. Bunu satmakta. Yani bunu da muhtarım ve köy halkı sevgili seyircilerimiz bayağı da dertliler bu konuda. İnşallah en yakın zamanda da buna bir çözüm bulunur. Ben bir daha söyleyeyim uçakla giderken artık ne derece yani buraya gelip de kendilerini evet. Güzelce bir ağırlardınız, bütün etrafı gezdirdiniz, ihtiyar heyetini topladınız. Birebir sınırlarımızı hiçbir tapımız tutmamakta. Birebir sınırını tutmuyor. Benim elimdeki tapu öbür komşunun arazisini tutuyor, o onu tutuyor. Karma şorban yani. Hiç şimdi burada hemen arka tarafımızda sevgili seyirciler bu bizim karşı tarafa Büyükşehir toplu konut alanı yapıyor. Gerçekten muhteşem olur. Muhteşem bir hava var. Oksijen oranı yüksek. Evet, burası mis havalı. Gibi tertemiz havalı. Tabii ki bura konut alanı yapıldığı için buranın topraklarda, arazilerde değerleniyor. Evet. Değerlendiği için de artık millet kimin kaç dönüm arazisi varsa herkes kendisi onu bilmek için tapularını alıp veya düzeltilmesi için şey olacak. Allah muhafaza ileriki bundan 1-2 sene sonra herhalde buralar yoğunlaştığı zaman muhtarım artık millet birbirine girecek tabii herhalde. Tabii aynen öyle. Çünkü komşu birbirinin sınırını bildiği için komşu birbirinin malını işgal etmiyor. Ama tapu satıldığı zaman bir başka şehirdeki adam aldığı gibi bir keşif kaldırıyor. Tapu nereye alıyorsa oraya adam sınırı çiziyor. Dövüşmeme yani elinde değil. Kavga yapmama elinde değil. Mal canı yongasız derler. Adamın malı giderse elbette ki bir tatsızlık olacak. İnşallah olmaz diyorum. O zamana kadar da buraya bir çözüm bulur. İnşallah. Düzeltirler diyoruz. İzliyorsunuz sevgili seyircilerimiz gerçekten hoş, güzel de bir manzara.
Aslında bir iki ay önce olmuş olsaydı belki daha yeşillik olurdu bu çekimimiz. Biliyorsunuz yetişemiyoruz, zaten bizde de bayağı yoğun çalışıyoruz. Biz gibi tertemiz hava. Görüyorsunuz işte arazi, yeşillik. Vallahi hani diyorum işte biz köyleri de çok seviyoruz. Köylerimizi çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz muhtarım. Evet sevgili seyircilerimiz, Yalangoz köyünü geziyoruz. Eski marangoz, yeni yalangoz. Evet. Marangozdan yalangoza dönmüş. Yalangoz köyünü geziyoruz. Bizlerden ayırmayın. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Balcan soyuyor. Balcan soyuyoruz. Öğle yemeğim bu. He. Bahçeden toplasın, bahçeden bunlar. He. Topladınız patlıcan. He, közlemişler, burada ateşi yakmışlar. Közlemişler, of biberleri, patlıcanları közlüyorsunuz. Şöyle sizi çalıştırıyor. Herif mi o? Kim o? Öldü mü? Kendi. Herif öldü diye. Herifi canından bezdirik misin? Ne diksin? Tabii ya. Yani ben herifi soruyorum sana. Herif o. Herif oradan sen cevap vermeden kendi veriyor. Herif öldü diye. O şaka yapıyor. Vallahi biz gördüğümüzde duyduğumuza inanırız. Biz yani bu. Şaka ediyorum. O sanık mı? Neydik herif? Valla bilmiyorum. Fazla senin ya uzarım abi. Öğlene yiyeceksiniz bunları. He. İyi, afiyet olsun bize. Tamam. Anar da geldi. Usandın mı? Ne ettin? Yok. Adam niye? Yastık hayatından usanırım ya. Niye ilerledin? Ya o espri olsun. Acı çok sevdiğimden takılıyorum. Öyle mi? He. Evet. Ne bileyim ben yorum öyle deyin şimdi birden dedim. Orada... Neticede bir kadın kısmı sevilir değil mi? Ama biri başka çeşit sever. Ben böyle severim. Ben esprinle severim. Esprinle. He. Diyelim Allah muhabbetinizi atlasın. Allah razı olsun. Şöyle bir yemek yaptırırsın, ne edersin, getirirsin, bak ateşi yaktırmışsın, dumanla tütüyü burada ellere kapatırmış, patlıcan soyuyla. Zaten dağın soyular. Tadı bunda. Dağın tadı bunda. Yemek yaptırır, getirir. Yok yok, bu iyi. Bu mu iyi? Tabii, doğal limen bu. Gerçekten de öyle. Ha. Bu iyi. Tabii tabii, kasaba gideceksin, eti nereden alık, ne yapık onu bilemeyen. Köyde kasap var mı? Yok. Yakın garip köyünde var. Gerçi ama köylerde geldi... de... Tavuğu şehirden getirirler, yumurtayı şehirden getirirler, yoğurdu şehirden getirirler. Tabii tabii. Bu köylükten değil mi? Bu köy... Hiç olmazsa bu doğal kendi şeyimiz, en azından ne olduğunu biliyor. Değil mi? Tabii. Bu onlardan dediğiniz gibi daha çok daha iyi. Tabii. Bu da çok harika olur. Buna, şimdi Allah bilir bunda da bizim hani somun dedi, somunla yiyeceğiz şimdi buralar, ev ekmenden de. Ev ekmenden yedik. Ha o zaman iyi olur. Devamlı somunu nerede bulacak? Somun yenmiyor ki zaten. Ben onun için diyeyim yani. Tabii. Ben artık değil mi? Köylüler artık hep her şeyi şehirden getirirler. Bir sabahları somunumuz olur. Ondan sonra hep köy ekmeği. Sefer Muhtar ile bir kahvaltı yaptık. Somun geldi. Ya somun ne diyecek? Bize ev ekmeği olur. Şöyle bir boğazlama yapar. Ben de sabahını söyledim. Hepsini söyledim. O adamlar bak seni televizyona çıkarıcılar. Peki eski Muhtar'ın yanına gelsek belki o bize ev ekmeği yapardı. Ya, tabii o farklı, bu farklı. Değil mi? He. Eskiler daha şey mi? Tabii tabii eskiler daha meşhur. Ya bunların gözü açılana kadar bunlar dünyayı yutuyor. Değil mi? Yok, Muhtar şimdi. Program izleyenler sana bir daha oy vermez. Bu sefer gelesin Muhtar'ı seçerler şimdi. Ya inşallah bunun da sonu iyi olur da. İşte zaman ister. Değil mi? Yani. Ha. İyi çalışırsa tabii, tabii. Bir daha oy verin. Ha, bir daha geldiğinizde ben kendini bayağı överim. Çünkü daha farklı olur. Öyle mi? Ha. Şimdi acemiliğimize mi geldin? Bayağı acemi, bayağı acemi. Bir alışırız ha. Abi. Yani ben de biraz okutuyorum bunun... İşte kendime göre şeyi var. Okuduyorum derken? Yani küçüklükten beri beraberdik ya. Ben ona göre biraz daha tecrübeliyim, bilgiliyim. Yani neyde bilgili tecrübelisin? Ya her konuda, her konuda. Köyün işlerinde falan. Her şeylerde. Konuda ha. Şimdi kendi ben... Sen niye adaylığını koymadın o zaman? Ya ben, acı kimse istemez beni. Kenan'ın ikisini de sen söyleyin. Benim bir başım sert ya. Şimdi Kenan'ın ikisini de sen söyleyin. Ya işte bir başım sert olduğundan acı istemez. Ebu yumuşak. Ne desek tamam der. Ben tamam demem.
Değil mi? Vallahi bilmiyim. Bilmiyim, geleceğe da ailem korusun herhalde. İnşallah. Muhtarların bu arada maaşlarına da iyi bir zam da geliyor. Yok, bize maaşın zamın gereği yok. Biz kendi görevimizi yaparsak bizim zamımız da maaşımız. Biz kıyarımızı toplarız diyeyim, pekmezimizi yaparız. Evet, böyle şavralımızdan, yeleğimizden. Tabii. Sörmemizi yapar yedik dağda tarlada. Ne tertemiz hava mis gibi. Muhakkak. Peki, Allah muhabbetinizi arttırsın, Allah başınızı olsun. Bozmasın diyoruz. Sizlere de kolay gelsin, teşekkür ediyoruz. Yalangoz köyü gezilerimiz devam ediyor, bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, geçen yıl yine Yalangoz köyüne program yapmıştık. Biz o dönem geldiğimizde inşaat halindeydi, cami inşaatı. Şu anda bitmiş, gerçekten de çok muhteşem olmuş. Evet muhtarım, camiyi bitirmişsiniz. Ha, camiyi bitirdik, eş dost sağ olsun. Bir sene sürdü camimizin yıkılıp yapılması. Şükür yapıldı, şu anda hazır. İçeriye de baktık, gerçekten de hoş ve güzel olmuş. Çok güzel oldu. Kaç kişilikti bu cami? 700 kişilik. 700 kişilik, evet. 700 kişi burada rahatlıkla ibadetlerini yapabilirler. Mis gibi tertemiz olmuş. Yani bizim ibadethaneler olmazsa olmazlarımızdan. Olmaz. Evet, gerçekten de güzel olmuş. Dediğimiz gibi sevgili seyircilerimiz. Muhtarım, köyü gezdik. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Gerçi o sizi tarlaya koymazdık diyenleri bulamadık ama. Onlara ulaşamadık. Onlar bu sene herhalde yarım bir şeyler yapmışlar. Hele bir sorucuydum, bu sene geldik, bizi bir koyucunuz mu, koymucunuz mu diye soracaktım ama onlar da göremedik. Buradan da selamlarımızı iletelim. Yine onlara, tüm Yalangoz köyü sakinlerine buradan da kucak dolusu selamlar da olsun diyoruz. Buradan programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Burada da isterseniz programımızı da kapatalım. Geldiğiniz için, bu görüntüyü aldığınız için teşekkür ederim. İyi oldu yani. Evet, yine Yalangoz salatalığı dedik sevgili seyircilerimiz. Alırken de sorun, yani Yalangoz salatalığı mı değil mi diye. Gerçekten tamamen doğal üretiyorlar. Biz de yedik, gerçekten muhteşem. Muhtarım, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de işinizden alıkoyduk. Gerçekten de dediğimiz gibi hep köy halkı çok yoğun. Şu an tam iş zamanı. Tam iş zamanı. Sağ olun. Sizi de dolaştırdık. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Gelip görüntü aldığınız için. Programlarınızı da seyrediyek, seviyek, izliyek yani. Güzel, sağ olun. Biz hep diyoruz, kimseden kopya çekmiyoruz sevgili seyircilerimiz. Kimseyi taklit etmiyoruz. Kimsenin yaptığı bir şeyi yapmıyoruz. Geliyoruz, doğal bir şekilde mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sohbetlerimizi yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 342. bölümümüz sevgili seyircilerimiz bu. Bunu da belirteyim istedim ben. 9 yıldan beri devam ediyor Gaziantep Olay TV'de. 342 bölümden beri sizlerle birlikteyiz. Bizleri izleyen, şu an ekran başındaki izleyicilerimiz hepsine çok 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 bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bizler izlemeye devam edin diyoruz. İşte biliyorsunuz Türkiye'ye geziyoruz. Hemen hemen gezmediğiniz pek bir yerler kalmadı. Ortalama 1/4'ünü hemen hemen Türkiye'nin gezdik. İşte bu doğal insanları, bu güzel insanları buluyoruz. Sohbetlerimizi yapıyoruz. Evet. Muhabbetlerimizi yapıyoruz. Köylerini geziyoruz. İlçelerini geziyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tüm izleyicilerimizle yine ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bizler izlemeye devam edin diyorum. Muhtarım, yine teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka yöremizde, haftaya bir başka bölgemizde buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.